Ülkemizde sınav stresi toplumun büyük bölümünü etkileyen bir durum. Her yıl liselere ya da üniversitelere giriş sürecinde milyonlarca genç ve aileleri bu stresli durumla karşı karşıya kalıyor. Bu süreçte stres yaşayan tek kişinin siz olmadığınızı söylemekte fayda var. Milyonlarca kişiyle aynı sınava giriyor olmanız, bu sürecin önemli bir yarış havasına geçmesi doğal olarak stres verici. Peki, stres deyince ne anlıyoruz? Stresin biyolojik ve ruhsal olarak birçok açıklaması olmasına rağmen stres deyince aklıma ilk gelenler gerilim, gerginlik, zorlanma gibi anlamlar oluyor. Eminim sınav döneminde sizin de bedensel olarak en çok hissettikleriniz gerginlik, gerilim ve panik gibi haller. Kimi sınavı bir ölüm kalım meselesi olarak görür ve stresi kontrol edemez. Çok az sayıda kişi ise yolun sonu olmadığının farkındadır. Sanırım bu şekilde düşünen kişilerin şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Sınav sürecinde öğrenciler genellikle başarısız olmaktan ve başarısız görünmekten korkarlar. Akıllarından geçen düşünceler de bu sürecin daha stresli geçmesine sebep olur. Eğer kötü alırsam anneme babama ne diyeceğim? Arkadaşlarımın yüzüne nasıl bakacağım? Akrabalarıma, tanıdıklarıma mahcup olacağım. Üstelik bizim komşunun çocuğu falanca üniversiteyi kazanmış bile olabilir. Bu düşünceler sınav kaygınızın ve stresinizin kontrolsüzce yükselmesine sebep olur. Bir diğer taraftan sınava yüklediğiniz farklı anlamlar, sınavdaki başarının mutluluğa giden tek yol olduğu izlenimi uyandırıyor olabilir. Karşılaştığım birçok öğrenci de sınavda istediği puanı alırsa çok mutlu olacağını, çok başarılı hayatlar yaşayacağını, aksi takdirde hayatın çok kötü olacağına dair bir felaketleştirme senaryosu görüyorum. Örneğin, tipik bir düşünceden bahsedecek olursak, üniversite sınavında hukuk kazanırsam çok mutlu bir hayatım olur, insanlar tarafından kabul gören bir mesleğim olur, çok kazanırım, İstediğim her şeye sahip olurum şeklinde bir bakış açısı düşünün. Bu düşünce size de tanıdık gelmiş olmalı. Bu bakış açısı mutluluk ve başarıya dair oldukça hatalı bile olsa bir yere kadar kabul ettik diyelim. Asıl felaket ve strese sokan düşünceler şurada başlıyor. Eğer kazanamazsam bu korkunç bir şey olur. Herkes bir bölüme girecek ve ben kalacağım. Başka bir meslek düşünemiyorum bile. Hele ikinci seneye kalmayı hiç düşünemiyorum. Açıkçası söylerken bile beni daha strese soktu. Bir de bu sözleri sınav dönemindeki öğrencinin kendine söylediğini bir düşünün. Bugün geldiğim noktada gözlemlediğin en önemli şeyin hayata bir an önce atılmak olmadığını görüyorum. Kimi zaman bir sene kayıp dediğiniz durum sizi arkadaşlarınızdan 10 adım öteye götürebilir. Doğru tercihler yapmanızı sağlayabilir. Sizi hayatta başarılı kılacak olan sınav başarınız ya da mesleğinizden ziyade tutkunuz, isteğiniz ve kişilik özellikleriniz olacak. Çünkü iyi meslek diye bir şey yok. Mesleğini çok çok iyi yapan insanlar var. İncelediğinizde hayatta oldukça başarılı olmuş birçok kişinin üniversite mezunu dahi olmadığını göreceksiniz. Çeşitli teknoloji devlerinin kurucularından, modacılara, yönetmenlere kadar birçok dehanın üniversite mezunu olmadığını görebilirsiniz. Ama insan sizin yaşlarınızda bunu pek göremiyor. Gördüğünüz gibi olayların yorumlayış şekliniz kritik öneme sahip. O halde sınavlara hazırlanırken en sık yapılan 4 düşünce hatasını gelin birlikte inceleyelim. 1. Aşırı genelleme. Bu düşünce hatasında tek bir olaydan yola çıkarak genel bir çıkarım yaparsınız. Örneğin bir sınavdan düşük aldığınız için artık hep düşük alacağınızı, başarısız olacağınızı düşünürsünüz. 2. Ya hep ya hiç tarzı düşünme. Sizin için siyah ve beyaz vardır. Asla gri yoktur. Örneğin tüm sınav sonuçlarınız yüksek olsun, bir sınavdan düşük alın, kendinizi başarısız ve tembel olarak değerlendirebilirsiniz. 3. Büyütme veya küçültme. Başarınızı ve olumlu seyri görmeyip değersizleştirirsiniz. Herhangi bir başarısızlığı, düşük notu ise aşırı büyütürsünüz.
en sık kurulan hatalı cümle, bu sınavdan yüksek aldım, tamam. Ama herkes yüksek alırdı zaten. 4. Meli malı tarzı düşünce. Kimi zaman kendiniz için katı, acımasız değerlendirmeler yapıp hedefiniz yönünde aşırı beklenti içine girebilirsiniz. Örneğin, en iyisi olmalıyım, çok başarılı olmalıyım, çok para kazanmalıyım gibi. Saydıklarım içinden sizin en sık yaptığınız düşünce hatalarını yakalayarak onlardan kurtulmaya çalışmalısınız. Emin olun, oldukça rahatlayacaksınız. Sınavlarınızla ilgili ve derslerinizle ilgili çekilmesini istediğiniz başka videolar varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olarak çekilen yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdiden sınavlarınızda başarılar dilerim.